Bugün derse çok daha hızlı başlayabilmek için aslında önden bir ufak çok ufacık bir şey hazırladım. Onun dışında kalan her şeyi birlikte yapacağız. Bu hazırladığım şey burada bir renk paleti oluşturmak oldu. İki farklı renk paleti oluşturdum. Dersin başında bu renk paletlerinden sadece birisini kullanarak ilerleyeceğim. Sonrasında da aslında bu renk palet diğer renk paletiyle çok daha farklı bir şey yapıyor olacağız. Ve Bu derste aslında çok ufacık girdiğimiz o frame'lerin aslında ne gibi farklı şeyler yapabildiğini çok daha detaylı görüyor olacağız ve yavaş yavaş Figma'nın bütün özelliklerini görmeye başlıyor olacağız. Bunun için aslında gelin hızlıca başlayalım. Burada bir ikon var. Eğer bu ikona tıklarsanız içerisinde farklı seçeneklerimiz var ve bizim burada frame'imiz duruyor. Frame'e tıkladığınızda yine sağ panelde böyle frame e, otomatik paneller geliyor. Ya da kendiniz otomatik bir panel seçebiliyordunuz. Yani kendiniz e, otomatik bir boyut ayarlayabiliyordunuz aslında. E, şimdi ben bunu siliyorum. Delete yaptım. Ve klavyemdeki F tuşuna basarak aslında yine frame'i seçmiş oldum. Aynı frame'i. Ve aslında otomatik bir ayarla ilerliyor olacağım. Bir MacBook Pro 16 inç ekranını e, otomatik olarak ekranıma yerleştiriyor oldum. Şimdi e, fark ettiyseniz ben burada bir frame'i seçtiğimde sağ panel biraz değişiyor. Bu boşluktaki hali bir de frame'i e tıkladığımdaki hali. Ve frame'imizin burada beyaz bir rengi var. Ben ilk olarak bu rengi değiştirerek başlamak istiyorum. Bakın burada FFF diye e, aslında frame'imin rengini görüyorum. Ve burada da opacity'sini görüyorum. Hatta şöyle opacity'sini kıstığımızda görüyor olacaksınız. Bakın arka planını gösteriyor. Opacity'yi geri eski getirelim. Şimdi bu rengi değiştirerek başlayalım. Şu alttaki renk paletini kullanıyor olacağız. Buradan bu renk için bu alana tıkladığımda böyle bir alan açıyor olacak bana. Ve buradaki ikona tıkladığımda bu damlalık aracı gibi olan ikona tıkladığımda artık böyle şurada gördüğünüz gibi renkleri görüyor oluyorsunuz. Ve ben gelip şuradan bu rengi seçerek bunu buradaki e, frame'imin arka planına aslında ekledim. Frame'lerden şöyle bahsetmiştik bir önceki ders çok hızlı bir şekilde hatırlarsanız. Frame'ler bizim dış dünyaya açılan kapılarımız. E, Frame'ler bizim tasarımda bulunan anlarımız ve iç içe frame'leri koyarak aslında Figma'da bir tasarımı ortaya çıkarıyoruz. E, o yüzden gelin bir önceki ders yapmadığımız bir şeylerden birisi olarak bir frame'i diğer frame'in içerisine bir ekleyelim. Şöyle. Şöyle bir boyut sanki güzel. Ee, ama burada kaybolduğu fark ettiyseniz, o, çünkü onun başka bir frame içerisine koyduğum için bir rengi yok. Ben ona bir de renk ekleyeyim. Şöyle bence onun rengi beyaz olsun. Ee, buraya ekledim frame'i. Ben şöyle ekranın istediğim e, buradaki bir önceki koyduğum ana frame'imin istediğim yerine gezdirebiliyorum. Ve ama benim aslında bunu e, doğru bir yere hizalamam gerekiyor. Onun için aslında böyle oynattığımda, bakın kılavuz kırmızı e, çizgileri görüyorsunuz. Kılavuzlar bana destek oluyor. Hatta ortaya yaklaştığımda ortaya kilitlendiğini bile söyleyebilirim. Ee, şöyle ortaya kilitleniyor. Ya da şöyle koyduğumda ve ben bunu hizalamak istediğimde direkt buradan gelip şuradaki ikonlara dokunarak ilerleyebiliyoruz. Mesela buna dokunduğumda bu ikona bastığımda bu frame ekranın bir alttaki frame'in ortasına hizalandı. Ya da şuna bastığımda yine bir önceki frame'in yatay olarak ortasına hizalandı. Ya da sola yasladım, sağa yasladım, üste yasladım gibi seçeneklerim bulunuyor. Ben bunu solda tercih edeceğim ve solun ortasında şöyle bir yere koyalım. Şimdi bunu fark ettiyseniz şu anda gelişi güzel koyuyorum. Ama aslında benim e, bir tasarım yaparken istemediğim şeylerden birisi birçok şeyin gelişi güzel bir şekilde oluşması. O yüzden bunun tam olarak nerede bulunduğunu bilmem gerekiyor. Ben o yüzden bu içerideki beyaz frame'e tıklayarak options tuşuna Windows için alt tuşuna basılı tutuyorum ve diğer frame'e nereye hizalandığını görebiliyorum. Bakın üstten alt 66, alttan 65 ve soldan 73'müş. Sağda da 898 gibi bir sayı. Ben şöyle biraz daha bunu böyle yaklaştırıyorum ki üst ve alt hizaları hemen hemen aynı olsun diye şöyle bir şey tercih edeceğim. Frame'i, içerideki frame'imizi hizaladım. Burada frame'imin diğer özelliklerini aşağıya ilerledikçe görmeye başlıyorum. Burada frame'imin diğer özelliklerini görmeye başlıyorum. Frame'ime tıkladıktan sonra buradan frame'imin genişliğini değiştirebilirim. Bakın W harfi var. Width anlamına geliyor. Yüksekliğini değiştirebiliyorum. Yine bu da H harfi bulunuyor yanında ve height anlamına geliyor. Ve fark ettiyseniz çok hızlı bir şekilde bazı şeyleri geri alabiliyorum. E, bu geri alma olayını aslında klavyemde bulunan bir kısa yolla gerçekleştiriyorum. Command-Z, eğer Windows için Windows kullanıyorsanız da Ctrl-Z olarak e, kullanıp istediğiniz şeyi geri alabiliyorsunuz. Bu 50 adıma kadar destekliyor. Yani arda arda Command-Z yaptığınızda 50 adıma kadar geriye gidebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde frame'imin Y aksesinde bulunduğu noktayı ya da X aksesinde bulunduğu noktayı yine buradaki panelden değiştirebiliyorum. Burada yine rotation için bir alanımız var. Ve e, burada yine kenar e, yuvarlaklıkları için, e, kenar yarıçapları için bir alanımız var. Şöyle geri aldım. Ben bu çalışma için kenarlarını 20 yapmayı tercih edeceğim. E, eğer isterseniz burada bulunan ikonlardan, şuraya Independent Corners tıklarsanız kenar özelliklerini ayrı bir şekilde de değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir kenarı 500 falan yapalım ki gözüksün. Bakın böyle bir e, çalışmayı da buradan ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ben yine hepsini 20 olarak ee, devam ediyor olacağım. Buraya bir frame ekledim. Ee, ben buradan bir login ekranı çıkarabilmek istiyorum. Ee, ve bir login ekranında e, sizin de aslında çok iyi bildiğiniz gibi üstte kullanıcıyı karşılayan bir alan. işte hoş geldin hadi giriş yap gibi. Altta da kullanıcının bilgilerini giriş yaptığı ve en altta da kullanıcının artık içeri girmesini onaylayabilmesi için bir butonumuz bulunur. Bunun içinde aslında yepyeni frame'ler oluşturuyor olacağız ama en her şeyden önce yukarıya bir text oluşturalım. Text oluşturmak için buradaki T ikonuna basabilirim ya da T harfine klavyemden T harfine tıklayarak buraya bir alan açabilirim. Şöyle tıkladım. T harfine basarak bir alan oluşturdum. Eee Lato Medium fontuyla oluşturacağım. Ee, ne diyelim? Welcome Let's yeni bir maceraya başlayalım diyelim şöyle. <laughs> Yepyeni bir platform kuruyor olalım. 56 diyeyim. Şöyle ekrana otursun. Ve welcome'u da biraz küçülteceğim. Burada fark ettiyseniz teksim oluşturduktan sonra sağ alanda teks için özel bir alan açıldı ve ben oradan tekstim üzerindeki değişiklikleri yapabildim burada yine rengim için bir değişiklik yapacağız rengimizde şöyle turuncu seçelim bu alana Ben şöyle bir şey oluşturacağım yine bir frame kuruyorum şöyle bunu hizalayalım üstteki şeye bakın ama burada çok dikkat etmenizi istediğim bir şey var hizalamak için fazladan bir emek harcıyorum bunun üsttekinde hizalı olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Ve bu aslında istemediğim bir şey. Ama şu anda böyle devam ediyor olacağız. Sadece bunun farkında olmanızı istiyorum. Buradan artıya bastım. Bu frame'e çok iğrenç bir renk vereceğim. Burada olduğunu belli etmesini istiyorum çünkü. içinde çalışabilmek için. Bu frame'e böyle iğrenç demeyeyim aslında güzel bir renk ama göz alır bir renk koyduktan sonra içerisine yine bir text oluşturuyorum. Email diyelim. Ve bu bayağı küçük bir text olsun. 16 bile iyi olabilir. Çok küçük oldu. 20 diyeceğim. Sonrasında şöyle bunu şöyle yerleştirdim. Yine bu frame'imin içerisine yepyeni bir frame oluşturuyorum. Şöyle koyuyorum bunu. Bunun da yüksekliği şöyle 62 falan olsun. Hatta 60 olsun. Köner, kenarlarına bunun biraz daha sert vermek istiyorum. Çünkü daha küçük bir alan olduğu için kendini belli etmeyecek. E sonrasında da aslında buraya da bir renk alacağım şöyle. E bu renkte şöyle yine üstteki renk paletimizden yumuşak bir turuncu olsun. Şuradaki email rengini de seçiyorum. Şöyle bu turuncuyu seçtim yine. Az önce hatırlarsanız, e, yükseklik farkını ayarlarken options tuşuna basılı tutuyorduk. Yine options tuşuna basılı tuttum ve bu ikisinin arasına 4 piksel yaptım. Burada 4 piksellik alanı da oluşturmak için yine options tuşuna basarak boşluğu ayarladım ve e, buradan yavaşça onu oraya sürükledim. Yine istemediğim ve yavaş olan bir şey ama bunun da aklınızda tutmanızı ve burada fazladan emek verdiğimi görmenizi görmemizi, görmenizi istiyorum. Şu rengi de kaldırarak alanımızı aslında oluşturdum. Şimdi burada bir frame'imiz var. İçerisinde e-mail ve bir yazı yazma alanını bulunduran. İçerideki yazı yazma alanına da bir şey yazarsak güzel olacak. Enter e diyorum. Şöyle işte koyalım bir de. Şu aşağıdaki alandan rengi seçeceğim. İğrenç oldu. Şunu seçelim. Şuna 50 opacity verelim. Süper. Şuradan hizaladık. Yine sola yakınlığını şöyle kontrol ediyoruz. Gerçekten yorucu bir şekilde onu buraya yasladık. Çok yakın oldu. Şöyle ilerletelim. Teker teker ayarlayalım bunları. Süper. Bunu buraya ekledik. Şimdi bunu aşağıya böyle indirdim. Ve birebir aynısı aşağı indi. Bunun için comment copy comment v değil. Yani kopyala yapıştırıp kullanmadım. Şu yöntemi kullandım. Geri alıyorum. Buradaki frame'i seçtim. Options tuşuna ya da alt tuşuna eğer Windows kullanıyorsanız alt tuşu basılı tutarak buraya tıkladım. Ve hala basılı tutarak aşağıya doğru onu sürükledim. Zaten bana boşluğunu gösteriyor. Şöyle bir şeyler ayarlayalım. Ve onun 20 boşlukla ayarlayalım. Buraya da diyelim ki Password Ve sonrasında Enter your Password diyorum. Bakın yavaş yavaş login alanımız şekillenmeye başladı. Buradaki renk biraz sert olmuş sanki ama bizim için önemli değil. Şu anda renklerden daha önemli bir noktadayız. Şimdi buradaki genişlik ne kadarmış? Yine teker teker uğraştığım alanlardan birisi 599. Şöyle o alana baktım. Şöyle ben de tekrar buraya bir buton oluşturmak için 599'luk bir alan oluşturuyorum. Onu ortalıyorum ve bir de o canlı turuncumuzu buraya vereceğim. Burada kullanıcımın dikkatini de oraya çekmek istediğim için aslında ben login butonunu biraz parlatmayı tercih ediyorum. Böyle ekledim. Sonrasında burası bir frame fark ettiyseniz bu frame'in ortasına T harfine basarak tekstimi ekledim. Login. <laughs> bu yazıyı biraz daha ortaya çıkaralım. Bolt yaptığım fontumu 24 diyelim bir de. Onu da tekrar şuradan ortaya hizala, şuradan da dikey olarak ortaya hizala diyerek hizalıyorum. <laughs> Şuradaki password'taki e, password yazısını bir alacağım. Bakın yine tıkladım bu password'a. Tek tıkla zaten içine giremedim. Şu anda bayağı içeride o. Bir kez tıkladım. Şu anda üstündeki frame seçili. Bir kez daha tıkladığımda bakın en içerisindeyim. Password'u tuttum. Options'a basılı tutarak şuraya sürükledim. Şöyle bir şey yazalım, password'unu mu, e, parolanı mı unuttun. E, ve bunun hizasında şöyle yine sürükleyerek ayarlıyorum. Aynı yazıyı options'a basılı tutup şuraya sürükleyerek çalışmanın burasına atıyorum. Fakat bunun biraz daha silik bir yazı olmasını isteyeceğim. Buraya da aslında hani zaten üye değilsen üyelik oluştur alanını oluşturmak istiyorum. Onun için biraz daha açık bir turuncu kullanalım. Of, çok açık oldu. Hmm, şunu aldım. Şöyle biraz kıstım. Diyelim. burada ne diyebiliriz? Don't you have an account? Sign up diyelim. Don't. Burada biraz daha silik bir yazı tercih etmemin sebebi aslında buradaki sign up kısmını parlatabilmekti. Onun için de şöyle buradan turuncumuzu seçelim. Bakın metnin çok daha ufak bir yerini seçip onu parlatabildim. Ortaladım ve şöyle boşluğunu ayarlıyorum. Böyle bir alan oluşturduk aslında ve fark ettiyseniz bütün boyutları teker teker ayarlamak zorunda kaldık. Böyle bir alan oluşturduk ve fark ettiyseniz bütün boşlukları, bütün frame'lerin yerleşimlerini teker teker kontrol etmek zorunda kaldık. Ve bu da aslında bizim çok fazla istemediğimiz bir şey Figma'da. Ve Figma'nın aslında en özel özelliklerinden birisi ilk çıkış yaptığı zamanlarda buydu. Burada ben bunları otomatik olarak kontrol edebilmek, sağ panelden hatta kontrol edebilmek ve boşluklarımı çok daha düzenli bir şekilde yerleştirebilmek istiyorum. Onun için aslında burada sağ paneli belki dikkat edenleriniz olmuştur. Auto Layout diye bir yazı var. Şimdi ben burada şöyle bir yöntem ilerliyor, izliyor olacağım. Şu ikisini buradan seçtim. İki tanesini seçmek için bir tanesine tıklıyorum, bir frame'e tıklıyorum. Bakın, frame 4 seçildi, frame 4 butonum ee, ve altındaki yazıyı seçiyorum. İkisini birlikte seçmek için birine tıkladıktan sonra shift'e basılı tutarak ikisini birlikte seçtim. İkisini birlikte seçtikten sonra buraya geliyorum ve layout'a tıklıyorum. İkisi birlikte auto layout içerisine girdi. Şimdi burada size çok daha güzel bir şey göstereceğim. Bu kadar sağ panele gitmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Her şeyi tam olarak buradan halledeceğiz. Command-Z'ye bastım. Otolayatımı eski hale getirdim. Şöyle geldim. Bunu seçtim. Alttaki yazıyı Shift'e basılı tutuyorum. Üste tıkladım. Ee, sağa gitmek yerine şu anda seçili alanlarımı seçiliyken Shift ve A kombinasyonuna birlikte basıyorum. Ve otolayat tekrar eklenmiş oluyor. Burada e, şu anda bir otolayat oluşturdum. Ve bu otolayat sayesinde ben bu iki alanın arasını... Dilediğim gibi kontrol edebiliyor olacağım. Mesela şu anda bir 64'lük bir alan verelim buraya. Bakın uzaklığını direkt ayarladı. 124 diyelim yine ayarlıyor. 24 diyelim yine ayarlıyor. Ve çok daha güzel bir noktaya geliyoruz. Ben bunu direkt sağına yerleştirebiliyorum. Ortasına tekrar alabiliyorum. Ya da bir grid oluşturuyorsam 3'ten sonra aşağıdan devam etsin gibi seçenekleri ekleyebiliyorum. Yani buradan aslında bütün tasarımımı oteliyatlar halinde kontrol edebiliyorum. Burada mesela gelin şu butona gelelim. Bu butonda ben tasarım oluştururken şöyle yanlışlıkla kaydırmış olabilirim. Ya da herhangi bir şey olmuş olabilir. Onun yerine ben şuradaki frame 4'ü seçiyorum. Otolayat için ya buraya tıklıyorum ya da yine hatırlarsanız çift a'ya tıklıyorum. Bakın burada bir otolayat oluşturdu. Ve şu anda diyor ki bunun soluna yastı ve sağ soldan 241 boşluk bıraktı diyor. Bu biraz komik bir şey. Onu ortaya yasladım. Onu e, buradaki yazıyı ortaya getirdim. Ve otoliyatın diğer ayar özelliklerini de aslında burada görüyorum. E, sabit bir genişlikte olacak diyeceğim. Ve e, yine sabit bir yükseklikte olacak diyeceğim. Burada diğer özellikleri aslında e, bir sonraki dersimizde görüyor olacağız. Yine 599 genişliğine getirdim. Burada şu anda bu ortadaki login yazısının yerini değiştirmem mümkün değil. Yerini değiştirmek için sadece burayı seçip şöyle bir şey yapabilirim. Sıfır yapalım sağ sol boşluğunu şöyle onu gezdirebilirim aslında buralara tıklayarak Bunu sıfır yapalım şu anda bizim için önemi yok ve aslında yapımız da bu şekilde çalışıyor. Burada aslında benim bu derste burayı daha fazla otoyatla yapmayacağım size aslında bir böyle bir çalış ufak bir minik ödev gibi vermek istiyorum. Bu yapıyı şu anda burada oluşturduğumuz yapıyı tamamen otoyatla oluşturmanızı istiyorum. Ee, ve bir sonraki derste de aslında ben de burayı tamamen bir oteliyat yapısına çevirmiş şekilde geleceğim. Ve aslında dersin başında burayı nasıl oteliyatla yapmışız onu kontrol ediyor olacağız. Ee, ve ders bitmeden de aslında e, böyle sizi heyecanlandırabilecek belki de ufacık bir şey yapmak istiyorum. Burada hatırlarsanız üstte iki tane renk paletimiz vardı. Buradaki renkleri hiç sevmedim diyelim. Şurayı seçiyorum. Şöyle ya da direkt sadece en üstteki frame'e gelip seçebilirsiniz. Burayı seçtikten sonra burada bakın bu çalışmanın içerisindeki bütün renkleri gösteriyor. İlk olarak turuncumuzu değiştirelim. Şu yeşil güzel. Ee, sonrasında bu rengi değiştirelim. Bu açığıydı sanırım. Şöyle bu yeşili seçtim. Sonra biraz şöyle açtım. Ee, sonra açık turuncuyu varmış. Açık turuncu için şu rengimiz var. Yine fark ettiyseniz doküman renklerinden seçiyorum. Ya da şunu mu seçsek? Yok çok parladı. Ee, sonrasında bir tane daha turuncumuz kaldı. Onun için de aslında yine şu rengi seçelim. Ee, şunları biraz e, 50 yapalım. 50 yapınca uçtu tamamen. Hiç dokunmayalım. Ee, devam edelim. Ee, sonrasında buradan gelip e, bu mavi arka plana ekleyelim. Hala biraz turuncumuz var. Bu rengi az önce yanlışlıkla bozmuştuk. Şunu ekleyelim. Şunu ekleyelim. E, ve Şuradaki son kalan turuncuyu da bununla değiştirdiğimizde ya da şununla değiştirdiğimizde bakın tasarımımızın renklerini tamamen çok kolay bir şekilde değiştirmiş olduk. E, burada bir e, okunmama durumu var. İsterseniz bu da size minik bir ödev olarak bir sonraki derste e, düzelteceğiniz bir şey olabilir. E, ama böyle tasarımımın rengini çok büyük bir proje olsa bile hızlı bir şekilde değiştirebiliyorum. Ve gitme vakti geldi. Umarım bu otalayat konusunda çok zorlanmadan bu projeyi otalayatlı bir şekilde çevirebilirsiniz. Dıştaki frame'i ve onun içerisine yerleştirdiğim bir sonraki beyaz frame'i de otalayata eklemeyi unutmayın. Aslında böyle ufak bir hatırlatma yapayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde kalın.